Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda grafiği verilen parabolün denkleminin nasıl yazdığını göreceğiz. Bunu yaparken genelde şunu yapacağız. Parabol x ekseni durumuna göre yapacağız. Bakın parabol x ekseni durumunu hatırlayalım. Bir önceki videoda bunu anlatmıştık. Parabol x ekseni iki noktada kesebilir. Parabol x ekseni ne olabilir dedik? Teğet olabilir. Dedik. Parabol x ekseni kesmeyebilir. Kolların yukarıya da aşağı olması fark etmez arkadaşlar. Yine aşağıda olsa parabol x ekseni kesebilir. Parabol x ekseni teğet olabilir ve parabol x ekseni kesmez. Şimdi bu üç durumu yazacağız. Bu birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum diyeceğiz. Bu üç duruma göre yazacaksınız. Bunlardan farklı da sorabilir mi? Sorabilir. Ondan nasıl çözeceğimiz En son birkaç tane soru var. Orada göstereceğim. Şimdi birinci durum arkadaşlar, parabol x eksenin iki noktada keserse, bakın birinci durum neymiş arkadaşlar? Parabol x eksenin iki noktada keserse. Mesela parabolümüz şurada bakın, x eksenin iki noktada kesiyor. Kolların yukarıya aşağı olması önemli değil. Bize eksenleri kesen nokta lazım. Bakın x eksenini kesen nokta x bir, x eksenini kesen nokta x iki. Parabol denklemi şöyle yazıyorsunuz. Bakın f x çarpı a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 diyorsunuz arkadaşlar. Tekrar bize bakın ne lazım? x1 ve x2 lazım. A da kontrol noktası diyeceğiz. A'nı nasıl bulacağımızı birazdan göreceğiz soruda. Kural neymiş arkadaşlar? 2 noktada kesersek x a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Niye böyle yazıyoruz? Eşittir sıfır derseniz bakın bu x1 ile x2 kök olacak. Burayı sıfır eşitlerseniz kök ne gelecek? x1. Burayı sıfır eşitlerseniz kök ne gelecek? x2. Şimdi bunu örneklerle somutlaştırmaya çalışalım. Birinci örneğimiz bakın. Fx parabolü denklemini yazalım demişiz. Şimdi kuralımız yazalım bakın arkadaşlar. Kuralımız neydi? Y eşittir. Fx'ti. Neymiş kuralımız? A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Kural bu. Şimdi x1 fark etmez. İster buna x1 deyin ister buna x1 deyin. Birine x1 birine x2 deyin. O çok önemli değil. x1 bu x1 olsun bakın. Bu da x2 olsun arkadaşlar. x1 yerine x2 yazıyorsunuz. Bakın şurada x1 yerine ne yazıyorsunuz? x2 x2 yeni arkadaşlar 3 yazıyorsunuz. Şimdi bunlar yeni yerleştirirseniz fx'in denklemi şöyle olacak. Bakın fx eşittir. Bakın x1 yerine x2 yazdım. Eksi artı yapacak. a çarpı x artı 2 x2 yerine 3 yazarsan x 3 olacak. Şimdi bakın parabolün geçtiği nokta y ekseni kesiştiği nokta. Şu noktanın koordinatlarını yazarsanız bunun koordinatları ne olacak? Sıfıra kaç arkadaşlar? Eksi 12. Tekrar size üçüncü bir noktayı verecek. Bu a'yı bulmanız için size üçüncü bir nokta verecek. Eksenleri kestiği noktanın dışında. Bize eksi 12 noktası vermiş. Eksi 12 noktasının koordinatları 0 eksi 12. Çünkü eksi 12 y eksen üzerinde. Önde x'i yazıyorsunuz. X'i 0. 0 eksi 12'den geçiyor bu parabol. Parabol 0 eksi 12'den geçiyor. Siz parabolde daha önce dediğim gibi fx'i aradan çıkartıyorsunuz. Hep fx yerine y varmış gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Y a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3 dedik. Şimdi bu parabol 0 eksi 12'den geçiyorsa 0 eksi 12 bu parabol ne yapar arkadaşlar? 0 12 noktası bu parabolü sağlar. Yani x yerine 0 yazıyorsunuz. Y yerine ne yazıyorsunuz? X 12 yazıyorsunuz. O zaman x 12 eşittir. A çarpı. X yerine 0 yazsanız buradan 2 gelir. X yerine 0 yazsanız buradan x 3 gelir. Buradan A yine bulduk arkadaşlar. A eşittir 2. A eşittir 2. Şurada yazıyoruz. Y eşittir diyeceğiz. 2 çarpı. X artı 2 çarpı. X eksi 3. Daha sonra bunu soruda düzenlerse düzenleyeceksiniz. Düzenlemekte şunu kastıyoruz. Dağıtacaksınız yani. Dağıtırsanız x kareli bir denklem gelecek. Devam edelim. Şimdi aşağıda grafikler verilen parabolün cebirsel ifadelerini bulun. Cebirsel ifadeyle kastetti arkadaşlar denklem. Denklemlerini bulacağız bu parabollerin yine. Şimdi bakın eksenler hep iki noktada kesmiş. X ekseni hep iki noktada kesmiş. Şimdi kuralımız neydi arkadaşlar? Kuralımız şuydu. Y eşittir A çarpı X eksi X1 çarpı X eksi X2 idi. Şimdi eksenlerdeki iki hissi noktalar X1 ve X2. Bakın şurası X1 şurası X2 diyorsunuz. Yani X1 yerine sıfır yazıyorsunuz. X2 yerine ne yazıyorsunuz? 3 x eksenini kesti noktalar kökler bakın x eksenini 0 ve nerede kesmiş 3 kesmiş şimdi bunlar yerine yerleştirirseniz bakın a çarpı x1 yerine 0 yazarsanız burada x kalır buraya 3 yazarsanız burası da ne yapacak x eksi 3 olacak şimdi size ne dedik a'yı bulmanız için 3. bir nokta verdedik. bakın 3. nokta burası şuraya a noktası dersek buranın koordinatları ne eksi 1 virgül eksi 2 bu parabol nereden geçiyor eksi 1 virgül eksi 2 noktasından geçiyor bir parabol geçtiği noktayı sağlamak zorunda denklemi x en, eksi 1 y en, eksi 2 yazıyorsunuz. Bakın eksi 2 eşittir a çarpı x en, eksi 1 yazıyorsunuz. Burası ne yapacak? Eksi 1 eksi 3 eksi 4 yapacak. Buradan eksi 2 eşittir 4a olacak. a ne bulduk arkadaşlar? a eşittir eksi 1 bölü 2. Daha sonra bunu gidip burada yazıyorsunuz. a yerine yazarsanız parabolun eklemi 1 eksi 1 bölü 2 çarpı x çarpı x eksi 3 olacak arkadaşlar. Yine benzer soru bakın. Eksenleri kesin nokta belli. fx'in kuralı neymiş? fx eşittir a çarpı x x1 çarpı x eksi x2 diyorsunuz. Daha sonra birine x1 birine 2 diyoruz. x ekseni kesici noktalar. x1 neye eşit? x4. x2 neye eşit? 1. Bunu yerleştirirsek fx aradan çıkartıyorduk. Oraya ne yazıyorduk? y yazıyorduk. y a çarpı x, -X artı yapacak. x artı 4 çarpı x 1. 3 bir nokta verecekti bize. Bakın 3 nokta burası. Buranın koordinatları sıfıra ne arkadaşlar? 1. Bu parabol sıfıra bir noktasını sağlamak zorunda diyorsunuz x yerine 0, y yerine 1 yazıyorsunuz. 1 eşittir. a çarpı x yerine 0 yazsanız 4. x yerine 0 yazsanız eksi 1. Gördüğünüz gibi a burada ne gelecek? Eksi 1 bölü 4. Gidiyorsunuz bunu denklemde yerine yazıyorsunuz. y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 1. Bir. bir tane daha. Fx'imizin kuranı neymiş arkadaşlar? a çarpı x eksi x 1 çarpı x eksi x 2 Eksenleri kesti noktaların birine x 1 bir diyorsunuz. Birine x 2 diyorsunuz. Yani x ekseni kesti noktanın x1'e 1, x2'ne 3. Bunları yerleştiriyoruz. a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3. 3. nokta bakın burası 0'a 4 noktası. Bu parabol nereden geçiyor? 0'a 4 noktasından geçiyor. Bakın şurası a 0'a 4. x'e 0, y'ye 4 veriyorsunuz. 4. x'e 0 verirseniz a çarpı 1 çarpı eksi 3 diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası 3a yapıyor. 3a eşittir 4. a'yı ne bulduk? 4 bölü 3. Buraya yerleştiriyorsunuz a'yı. 4 bölü 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3. x eksenine t ise arkadaşlar. İkinci durum x eksenine t ise. Yani size x1 noktasında bir tane kök olacak bu sefer. x eksenine t etse parabolun kuralı şöyle yapacağız. Bakın f x a çarpı x eksi -x x1. O t et olduğu nokta kök. x eksi -x x1 kare diyoruz. Çünkü parabolüne 2 derece. Yani buraya o yüzden x eksi -x x1'in karesi istiyorsunuz. Bakın burada parabolümüz x2 noktasının x, noktası, x eksenine teğet. Kuralımızı yazıyoruz önce. Kural x eksi x1'in karesi diyorsunuz. Bu teğet olduğu nokta x1 arkadaşlar. Burası x1. Gelip x1 yerine ne yazıyorsunuz? Eksi 2 yazıyorsunuz. O zaman a çarpı burası ne oldu? x artı 2'nin ne oldu? Karesi oldu arkadaşlar. Yine size bir nokta daha verecek. Bakın yine bu sefer ikinci bir nokta verecek. Bu parabol nereden geçiyor? Şu a noktasından geçiyor. a noktasının koordinatları ne arkadaşlar? Sıfıra ne? 12. 0, 12 bu parabolü sağlamak zorunda diyorsunuz. X yerine 0, Y yerine 12 yazıyorsunuz. 12 eşittir. X yerine 0 yazsak burası ne olacak? 4. A eşittir ne bulacağız? 3. Parabolümüzün denklemi 3 çarpı x artı 3'ün karesi olacak arkadaşlar. Pardon x artı 2'nin karesi olacak. x artı 2'nin karesi olacak. Yine aşağıdaki grafik devrilen parabolün denklemlerini yazınız demişiz. Bakın x eksenine teğet olan paraboller. Kuralımız ne? a çarpı x eksi x, x1'in karesi x1 x eksenine teğet olduğu nokta x1 diyorsunuz. x1 yerine yazacağız buraya 3. O zaman denklemimiz şöyle olacak. a çarp x eksi 3'ün karesi olacak. Geçtiği noktaya a dedik. Bu parabol nereden geçiyor arkadaşlar? 0'a 6 noktasından geçiyor. x'e 0, y'ye 6 veriyorsunuz. Bakın buraya 6. x'e de 0 verirseniz. Dikkat edin burada 0 veriyorsunuz. Karesini alıyorsunuz. Bakın 0 verirsek burası x3 karesini 9. O zaman buradan a ne gelecek? 6 bölü 9. Sadeleştirirseniz 2 bölü 3 gidip a yerine 2 bölü 3 yazıyorsunuz. Parabolün denklemini buldunuz. Bakın 2 bölü 3 çarpı x eksi 3'ü ne edeceksiniz arkadaşlar? Kare isteyeceksiniz. Şimdi bu soruyla devam edelim. Kuralımızı yazıyoruz. Kuralımız a çarpı x eksi x, x1'i neyi? Karesi. x 1'i ne arkadaşlar? x, x eksi'ne teğet olduğu nokta. Burası neymiş? 2'ymiş. Bunu yerleştirelim. y eşittir ne diyeceğiz? a çarpı x eksi 2'ni ne diyeceğiz? Karesi diyeceğiz. Geçtiği nokta yine bakın A noktası diyoruz. A noktasının koordinatları sıfıra ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi bir. Bakın y eksen üzerinde. Y eksen üzerindeki noktanın apsisi nedir? Sıfırdır. Şimdi x yerine sıfır y yerine ne yazıyoruz? Eksi bir. O zaman burası eksi bir. A. Bakın dikkat edin. X yerine sıfır yazıyorsunuz. Karesini almayı unutmayın. Eksi iki olacak sıfır yazınca. Karesini alsanız ne olacak? Dört. A'yı ne bulduk? Eksi bir böl dört. Gidiyorsunuz A'yı burada denklemde yerine yazıyorsunuz. Y eşittir. Eksi bir böl dört çarpı x-2'nin neyi olacak? Karesi. Yine kuralımızı yazıyoruz. a çarpı x-x1'in karesi diyorsunuz. x1 bu sefer x82'si nokta. 3 negatif. Yazalım buraya. y eşittir. a çarpı x artı 3'ün neyi oldu arkadaşlar? Karesi oldu. Bakın ikinci noktayı yine vermiş. a noktası burası. a noktasının koordinatları dikkat edin bu sefer. x'i 1 y'si ne arkadaşlar? x32 1 e, 32 bunu sağlayacak diyorsunuz. X yerine 1 y yerine 32 yazıyorsunuz. X 32 eşittir a çarpı x yerine 1 yazıyoruz. Bakın 1 3 daha 4 oldu. 4'ün karesi ne oldu? 16. Buradan a'yı ne bulduk? X 2. O zaman ne olacak? X 2 çarpı x artı 3'ü ne yiyeceksiniz? Karesi diyeceksiniz. Üçüncü durum arkadaşlar tepe noktası belli ise. Tepe noktası bakın şurası tepe noktası. Tepe noktası nasıl gösteriyorduk? R ve K harfleriyle gösteriyorduk genelde. O zaman parabolün eklemi şöyle yazarsınız. fx eşittir a çarpı x eksi karesi. R'de t etmiş gibi düşünün. Şöyle olacaktı bakın. R'de t et olsaydı bir önceki kural neydi? a çarpı x eksi karesi olacaktı. Artı k. K birim öteledik yukarıya doğru. Neymiş kural tekrar? a çarpı x eksi karesi artı k'ymiş. Bakın. Tepe noktası belli. Tepe noktasının koordinatlarını hemen yazın lütfen. 2,3. Sonra kuralınız yazın. fx aradan çıkartıyoruz. Biz hep y varmış gibi düşünüyoruz. Bakın y eşittir. a çarpı x eksi karesi artı K. Sonra R'yi K yerine yazacaksınız? Bakın bu R'ydi bu neydi? K'ydı. R yerine ne yazacağız? 2. K yerine ne yazacağız? 3. Bunlar yeni eleştirirseniz denklemimiz şu hale gelecek. A çarpı x e 2'nin karesi artı 3. Yine size bir ikinci nokta verecek. Bakın bu nokta A noktasından geçiyor parabol. A noktasının koordinatları ne arkadaşlar? 0'a kaç? 4. 0'a 4 bu parabolü sağlayacak. X'e 0, Y'ye 4 veriyorsunuz. 4 eşittir. X'e 0 vereceğiz. Dikkat edin. Eksi 2'nin karesi 4 diyeceksiniz. Artı 3. 3'ü karşıya yollarsanız 4 aynı bulacaksınız? 1. aynı bulacaksınız arkadaşlar? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü yerleştirirsek 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 oldu. Bizim bu sefer denklem sormuyor bakın. f 6'yı soruyor. Gelip x yerine 6 yazıyorsunuz. f 6. x yerine 6 yazacağız. Bakın 1 bölü 4. 6 yazarsanız 6'dan 2 çıkartın. 4'ün karesi diyeceksiniz. Artı 3. 4'ün karesi 16. 4'e böldünüz. 4. 3 tane diyeceksiniz. 7. f 6'nın cevabı neymiş? 7. Şimdi fx parabolün denklemini yazınız demişiz. fx parabolün denklemini yazdınız demişiz. Yine tepe noktasını yazarak başlıyorsunuz. Bakın tepe noktası ne arkadaşlar? Eksi 3 virgül. Eksi 2 tepe noktası. Kuralımız neydi? Kuralımız da a çarpı x eksi r'nin karesi artı k idi. Şu r bu k. r yerine ne yazacağız? Eksi 3. k yerine ne yazacağız? Eksi 2. Bunları yerleştiriyoruz. y eşittir a çarpı x artı 3'ün karesi. Eksi 2 oldu. Bize her zaman dediğim gibi diğer başka bir nokta verecek. İkinci bir nokta verecek burada. A noktasının koordinatı bu sefer sıfıra ne arkadaşlar? Eksi 29. X'e 0, Y'ye ne vereceksiniz? Eksi 29 vereceksiniz. Verelim. Eksi 29. X'e de 0 verseniz bakın 0, 3 oldu burası. Karesine 9A. Eksi 2. 9A eşittir. Karşıya atarsanız eksi 27. Buradan A'yı ne bulacağız? Eksi 3. A yerine eksi 3 ye gidip parabol denkleminde yazıyorsunuz. Eksi 3 çarpı. X artı 3'ün karesi. Eksi 2. Bakın tekrar ben bunları düzenlemiyorum. Bunu muhtemelen cevap sırasında bunu düzenlenmiş halde olabilir. Bunu açacağız. Birincinin karesi, Birinciyle ile ikinci çarpı iki kat, ikincinin karesi diyeceğiz. Sonra eksi üçü dağıtacağız, eksi iki ekleyeceğiz üstüne. Şimdi bunu söz sorabilir. Bakın tepe noktası 3'e 4 olan fx parabolü 5'e 20 noktasına geçtiğine göre fx, f0 nedir diye sormuş. Şimdi tepe noktasını yukarıda vermiş. Bakın tepe noktasının buraya r dedik, buraya k dedik. Tepe noktası belli kuralımız neydi? a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. R'ye bakın kaç? 3 K ne? 4. Bunları yerleştirip denklemi tekrar yazalım. A çarpı x eksi 3'ün karesi artı ne diyeceğiz? 4. Şimdi parabolün geçtiği noktayı vermiş. Bakın 5'e 20 noktasından geçiyor diyor. X'e 5, Y'ye 20 verince bu parabol sağlayacak. 20. X'e 5 veriyorum. Dikkat edin. 5 eksi 3, 2. Karesi alırsanız 4 artı 4. Bunu da karşıya atarsanız 4 A işte ne bulacaksınız? 16. A'yı ne bulduk arkadaşlar? 4. O zaman A yine 4 yerleştirsek 4 çarpı x eksi 3'ün karesi artı ne diyeceksiniz? 4. Bakın biz f0 soruyor. Bize denklemi sormuyor. F0 için gelip burada 0 yazıyorsunuz. 4 çarpı 0 yazarsanız bakın burası eksi 3 yapacak. Karesine 9 artı 4. 9 kere 4 36. 4 eklediniz. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 40. Şimdi bu üç durumda girmeyen durumlar size sorabilir. Bakın A nokta 0'a 1, B 1'e 3, C 2'ye 7 noktalarından geçen parabolün denklemi. bunu çizmeye çalışırsanız eksenleri eksenleri kesin noktayı vermediğini göreceksiniz. İşte x eksenine t olmadığını da göreceksiniz. Şimdi bu üç durumda girmiyorsa parabolün genel denklemini çözeceksiniz arkadaşlar. Parabolün genel denklemi şu bakın. Y eşittir f x. Parabolün genel denklemi şu şekilde. A kare artı B x artı C şeklinde olacak. F x aradan çıkartalım. Y eşittir. A kare artı B x artı C şeklinde olacak. Şimdi bu parabolün üzerindeki noktalar bakın. Bunların hepsi parabol denklemini sağlar. X yerine 0 yerine y yerine 1 yazacağız. X yerine 1 y yerine 3 yazacağız. X yerine 2 y yerine ne yazacağız arkadaşlar? 7 yazacağız. 0'a 1 ile yavaş çayalım. Y'ye x'e 0 y'ye 1 veriyorum. Bakın şu ifade. 1 eşittir. X'e 0 verirseniz burası gitti. 0 verirseniz burası da gitti. Artı c kaldı. c'yi ne güzel bulduk. Bakın c ne arkadaşlar? 1. O zaman bunu tekrar yazalım. O zaman denklemimiz şöyleymiş. Bakın a x kare artı b x artı 1. Şimdi 1 yazınca 3 olacak bakın. X'e 1 yazınca y e 3 olacak. 3 eşittir. X'e 1 veriyorum. A artı B oldu bakın. X'e 1 verirseniz artı 1. Buradan A artı B ne eşit oldu arkadaşlar? 2. 2 yazınca da ne eşit olacak? 7'ye. X'e 2 veriyorum. Şurada bakın. X'e 2 yazarsanız y neymiş? 7'ymiş. 2 verin. Burası ne oldu? 4A. 2 verirseniz burası ne? 2B artı 1. Atın karşıya. 4A artı 2B ne eşit arkadaşlar? 6'ya. 2'ye böleriz. Bunu her taraf 2'ye bölelim bakın. 2'ye bölerseniz 2A artı B ne eşit? 3'e. Şunu eksiyle çarpacağız. Bakın. Eksiyle çarpacağız. İki bir denklem. Nasıl yok edeceğiz? Birini yok edeceğiz. Yukarıdakini eksiyle çarparsanız B'lerden kurtulacaksınız. A. Bunu eksiyle çarptık. Bakın. 3'te 2 çıktı. A'yı da ne bulduk? 1. A artı B 2'ymiş. O zaman B'de ne olmak zorunda arkadaşlar? 1 olmak zorunda. Parabolün denklemine biz ne demiştik? Bakın. A x kare artı B x artı C demiştik. O zaman A'yı 1 bulduk. X kare B'yi 1 bulduk. X artı ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Bu testte karşısına çıkarsa bunlar yapmanıza gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın uzun oluyor. C denemenizde fayda var. Bakın 0 yazınca 1 olacak. 0 yazınca 1 oluyor mu? Evet. 1 yazınca 3 olacak. Buraya 1 yazınca 3 oluyor mu? Evet. 2 yazınca 7 olacak. Buraya 2 yazınca 7 oluyor mu? Evet. Cevap 10 işaret edeceksiniz. Adana işaret Şimdi fx parabol denklemini yazınız demişiz yine. Şimdi bakın x ekseni kesin noktanın biri belli diğeri belli değil. Tepe noktasını vermiş. Tepe noktasını vermiş. Tepe noktası, noktası 2'ye k şeklinde vermiş. Şimdi tepe noktası R'si arkadaşlar neydi? Simetri ekseniydi. simetrik ekseni parabolü tam ortadan iki eşit parçaya bölüyordu. Buraya iki yazarsak bakın burası toplam kaç birim arkadaşlar? 4 birim. Sağ tarafta 4 birim olmak zorunda. Sağ tarafta 4 birim olmak zorunda. Burası da buranın koordinatlarına ne diyeceğiz? 6'ya 0 diyeceğiz. Şimdi bakın o zaman yine bir numaralı durum oldu. Bir numaralı durum neydi? Parabol x ekseni iki noktada kesiyor. İki noktada keserse denklemimiz kuralımız neydi? x eksi x1 çarpı x eksi x2. Şunun birine x1 diyorduk. Birine ne diyorduk? x2 diyorduk x1 yerine x2 yazıyorum. x2 yerine ne yazıyorum. 6. Bu da a çarpı x artı 2 oldu. Çarpı x eksi 6 oldu. Bize bakın yine a noktası vermiş. a noktasının koordinatları sıfıra ne arkadaşlar? Eksi 1. 0 eksi 1 parabol denklemini sağlayacak. x'e 0 y'ye eksi 1 veriyorsunuz. Eksi 1 a çarpı buraya 0 verirseniz 2. Buraya 0 verirseniz eksi 6. Gördüğünüz gibi a'yı ne bulacağız arkadaşlar? 1 bölü 12. Şu eksi erbini götürecek. 1 bölü 12 gidip yerine yazacağız. Ne diyeceğiz? 1 bölü 12 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 6. Ben hep denklemi sordum. Her zaman denklemi sormaz arkadaşlar. İşte f2 nedir? f3 nedir? Tepe noktası nedir? Mesela burada k'yı da sorabilir. En son bunu yazdıktan sonra bakın. K'yı nasıl bulacağız? x'e 2 vereceğiz. Mesela k'yı bulalım. x'e 2 verelim. 2 verirseniz 1 bölü 12. 2 verirseniz burası 4. 2 verirseniz burası ne? Eksi 4. Bunlar sağlayırsam buradan 3 kalır. K neymiş arkadaşlar? Eksi 4 bölü 3'müş. Tepe noktasının ordinat nedir? Deseyiz cevap eksi 4 bölü 3 diyecektik. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.